Mesele nedir paşa? İbrahim Paşa'dan haber geldi hünkârım. Halep'ten Tebriz üzerine gitmeye karar vermişler. Ordu ağırlıkları bırakılmış. Ne demek şimdi bu? Nereden icap etmiş? Bağdat'ın fethine, akabinde ordunun orada kışlamasına karar verilmişti. Bütün hazırlıklar Bağdat yönündeydi. Tahmasp'ın Tebriz'i boşalttığına dair istihbarat almışlar hünkârım. Bu fırsatı değerlendirme lüzumu görmüş paşamız. Neredeler şimdi? Gelen haberlere ve ordunun yürüyüşüne göre Van civarına varmaları lazım. Şehzade Mustafa'dan havadisi var mı? Yola çıkmış olmalılar hünkârım. Birkaç güne kadar gelirler. Gelir gelmez yolla revan olacağız. Hazırlıklar tamamlandı. Hünkârım, güzergahımızda bir değişiklik olacak mı? Hayır. Evvela Konya'ya uğrayacağız. Çekilebilirsin. Ayas Paşa. İbrahim Paşa'ya haber gönder. Tebriz'i bundan böyle Osmanlı mülkü sayarım. Aksi neticeyi zinhar kabul etmem, bilsin. Neden buraya getirildim şahım? Hasan Mirza, kardeşim olarak yerin benim yanımdır. Bağdat'ın muhafazası için tayin etmiştiniz. İbrahim Paşa ne hikmetse Bağdat'a gitmekten vazgeçti. 70.000 kişiyle Tebriz'e geliyor. Gün, düşmanlarımıza karşı yek vücut olma günüdür kardeşim. Vakit, babamızın intikamını alma vaktidir. Sultan Süleyman'ı döktüğü kanda boğacağız. Görüyorum ki yine hayaller içindesiniz şahım. Karşınızda bir cihan sultanı var. Bu hakikati unutmanızın bedeli ölümdür. Nasıl ki tek bir cihan varsa, o cihana hakim tek bir padişah vardır. O da benim. Şah Tahmasp Hazretleri. Havadisler kötü. Van ve Amli kaleleri teslim olmuş. İbrahim Paşa ordusunu Van deryasından topları ve orduların diğer ağırlıklarını geçirmek için kadırgalar hazırlatıyor. Birkaç hafta içinde Tebriz'e girerler. Tebriz benim kalbim. Ben istemediğim müddetçe hiç kimse giremez. Van Kalesi Komutanı Şahkulu. İbrahim Paşa Hazretleri, kabul buyurursanız size Van ve Avnik Kalelerinin anahtarlarını takdim etmek isterim. Bu anahtarları Hakanül Berreyn ve Bahreyn Sultan Süleyman Han Hazretleri adına alıyorum. Paşam, asker huzursuz. Böyle devam ederse hadiselerin önünü alamayız. Her kim huzursuzluk çıkartıyorsa tespit edin, cezalarını bizzat vereceğim. Tavsiye etmem paşam. Bu meseleyi çözmeyeceği gibi daha kötü hale getirebilir. Tavsiyelerini İskender Çelebi, sana sual ettiğim vakit konuş. Çekilebilirsiniz. Matrakçı gel. Paşam. Kadırgalar ne oldu matrakçı? Vaktinde inşa edebilecekler mi? Mimarbaşı umutlu değildi. Fakat bir zemberekçi başı var yanında. Adı Sinan'mış. Sinan Ağa. Karınca gibi çalışıyor paşam. Donanma yaparsa şaşırmam. Âlâ. Âlâ. Paşam. Ulak geldi az evvel. Evet. Tahmasp Hazar kıyısına hiç çekilmemiş. Tebriz yakınlarında Merent'te kurmuş ordugahını. Mahmut Bey'den gelen istihbarat? Mahmut Bey'in haberi bile yok. Belli ki biri onun adına yazmış mektubu. İskender.
Tebriz'i ne pahasına olursa olsun alacağız Matrakçı, anladın mı beni? Bu deyus da kendi gazlı kuyuya kendi düşecek. O tam mazp inşallah karşıma çıkacak, cesareti gösterir. Thank you.